Evet, merhabalar. 15.000 TL'den başlayarak 100 günde milyoner olmak serisinde gün bazlı hedefimiz tutmadı. Analizlerimize amaca ulaşana kadar devam ediyoruz. Şöyle bir haberlerden başlayalım. Ereğli Demir Çelik hisse senedini ilgilendiren bir haber. BofA, Bank of America'nın şirket hisselerine ilişkin analiz raporu. Hisse senedinin değerinde %60'ın üzerinde bir köpük var. Dolayısıyla düzeltmeye gider sert bir şekilde hisse senedinin fiyatı aşağılara doğru hareket edecek. Burada tabii ki Ereğli Demir Çelik hisse senedinin son bir yılda esasen 35 TL ile 50 TL arasında genel çerçevede hareket ettiğini gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla son bir yıldır, son 1,5 yıldır prim yapmamış hisse senedi ilaveten de %60'ın üzerinde düşüş olabileceği düşüncesi raporu çok da mantıklı, akla yatkın bir rapor değil. Dolayısıyla burada raporu yazanın son 2 yılda da şirketin hiçbir yatırımcı sunuma, konferansına, analiz briefingine katılmadığı söylendi. Dolayısıyla BofA niye böyle bir rapor hazırlamış? Zaman zaman bazı aracı kurumlar hisse senetleriyle ilgili bu tarz yönlendirmeler yapabiliyorlar. Son 1 yıl içerisinde özellikle yabancı oranın Ereğli Demir Çelik hisse senedinde de azaldığını gözlemleyebiliyoruz. Belki önümüzdeki süreçte BofA Ereğli Demir Çelik hisse senediyle ilgili pozisyonda alabilir veya pozisyonu arttırabilir. Evet, yatırım fonlarına kap ilanı düzenlemesi burada. Resmi gazetede yayınlanan düzenlemeye göre yatırım fonlarına yapılacak işlemler kap sayfasına ilan edilecek. Bu önemli bir husus. Burada yatırım fonlarında hangi hisseleri aldıkları, hangi hisseleri sattıkları çok şeffaf olmayabiliyor. SPK bu durumu şeffaflaştırmaya çalışmış, düzenlemeye çalışmış, doğru da yapmış. Ben bu tabii ki burada yatırım fonlarıyla ilgili pozisyon almıyorum. Ben daha ziyade hisseciyim ama burada yatırım fonlarıyla ilgili pozisyon alan yatırımcılar da mevcut piyasa oldukça fazla sayıda. Evet, Moody's G20 ekonomik büyümesinin bu yıl yavaşlamasını bekliyor. Burada Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu G20 ülkeler içerisinde Türkiye bu yıl %2,5 büyüyecekmiş. Peki G20 ülkeleri ne kadar büyüyecek? G20 ülkeleri de %2,4 büyüyecekmiş. Burada tabii ki umarız Moody's yanılır. Moody's sen kimsin deriz. Türkiye daha da fazla büyür. Borsa İstanbul 500 endeksine baktığımız vakit bugün %0,6 aşağılara doğru hareket ettiğini gözlemledik. Haftalık değişimine baktığımız vakitte 11 binlerden 10.776 seviyelerine doğru hareket ettiğini gözlemledik. BIST endeksi de yine haftalık olarak 9.300-9.400'lerden 9.125'lere çekildiğini görüyoruz. Günlük olarak da %0,74 aşağılara doğru hareket etti. Ve Halkars hisse senetleri diğer hisselere, diğer endekslere nazaran pozitif ayrışmaya devam ediyor. Günü %0,22'lik artışla kapattı. Haftalık olarak da esasen çok da fazla değişmediğini görüyoruz. 115 bin, 116 bin seviyelerinde hareket ediyor. Son bir yıl içerisinde yaklaşık %200, %300 prim yaptığını görüyoruz. Önümüzdeki süreçte de Halkars hisse senetleriyle ilgili pozisyon almak oldukça mantıklı hamleler arasında olarak değerlendirilebilir. Evet, Mogan Enerji'nin ve Artemis Halı'nın bu hafta halka arzları yapıldı. 10 lot Artemis Halı hisse senedi alışı yaptık. Mogan Enerji ile ilgili herhangi bir bilgi henüz yok. Cumartesi veya pazartesi günü belki hisse senedinin halka arz sonuçları açıklanabilir. Tabii ki bu hafta halka arzlarla ilgili SPK bülteninde herhangi bir gelişmenin olmadığını gözlemlemiştik. Pasifik Teknoloji hisse senedi tavanlarına devam ediyor. Burada rekor sayıda tavan yapacak mı acaba hisse senedi? 15 tavan, 16 tavan yapabilecek mi? Önümüzdeki hafta bakacağız. Tabii ki hisse senedi güne tavandan başlamasa da hızlıca yukarı doğru hareket etti ve günü tavanda kapattı. 132,4 TL, 35 TL'den halka arz edilen hisse senedi şu an itibariyle 132,4 TL ve tavanda da oldukça fazla sayıda 500 binden fazla alıcı mevcuttu kuyrukta Patek hisse senediyle ilgili. Evet, Bor Şeker hisse senedine baktığımız vakit günü 51,5 TL'den %0,78'lik artışla kapattı. Daha evvel geçememişti 55 TL'yi. Bugün de geçemedi. Gün başında hızlıca yukarı doğru hareket etse de bu seviyeleri geçmekte hisse senedinin zorlandığını görüyoruz. Fakat daha evvel 46-47 TL'lerden tepki geliyordu. Bugün 51 TL'lerden hisse senedine tepki geldiğini gözlemledik. Belki de dibini yukarı doğru taşıma ihtimali mevcut olabilir Bor Şeker hisse senedinde.
Limak Çimento hissesinin tavan açtı, tavan kapattı zaten. Oldukça iskontolu olarak halka arz edilen hisse senetlerinden de yukarı doğru hareketini sürdürmeye devam ediyor. İkinci tavanını yapan Alves Kablo gibi 23,5 TL'den hisse senedi günü noktaladı. Ve Ereğli Demir Çelik hisse senedi şurada görebileceğimiz üzere üçlü dip formasyonu yapabilir. Önümüzdeki süreçte hisse senedi şu an itibariyle 45,94 TL, %0,92 yukarı doğru hareket. Tabii ki temettü tutarı düşüktü. Hisse senedi ile ilgili 45 kuruşluk temettü zaten son 1 yıl içerisine artmayan bir hisse senedi olan Ereğli Demir Çelik yatırımcıları mutlu etmeyecek bir oranda. Belki önümüzdeki süreçte BOFA'nın düşüncesinin aksine yukarı doğru hareket edebilir. Ve sönmez filament hisse senedi tarihi zirvelerine yaklaştıktan sonra bu seviyelerden sonra hisse senedi aşağıya doğru hareket etmişti. Düzeltmesini yaptı. Tekrardan yukarıyı zorladı. 80-85 TL arasında son 3 gün içerisinde hisse senedi hareket ettiğini gözlemledik. Sönmez pamuklu hisse senedi 87,45 TL'den %0,23'lük düşüşte hisse senedinin günü noktaladığını gözlemledik. Şurada görmüş olduğumuz Ekim sonrasında hisse senedinin sert bir yükseliş trendi hisse senedi 200 TL'leri iki sefer geçmeye çalışmıştı. Sonrasında kırmızıyla göstermiş olduğumuz hisse senedinin düşüş trendini gösterdi. Şubat ayında hisse senedi burada görebileceğimiz üzere 76 TL'lere kadar inmişti. Geri çekilmişti. Sonrasında tepkisini vermişti. Bundan sonraki süreçte acaba şurada görmüş olduğumuz yeşil ve kırmızı formasyon sonrasında hisse senedi nereye hareket edebilir? Şuradan çizecek olur isek hisse senedinin önümüzdeki süreçte esasen hareket edebileceği bant bu seviyeler olacaktır kuvvetle muhtemel. Evet şu görmüş olduğumuz birinci seviye, şu görmüş olduğumuz ikinci seviye, üçüncü seviye acaba nerede olacak? Evet geçmişte bu şekilde olan hisse senetlerinde üçüncü seviye ne şekilde olabilir? Evet, şurada bir çizim yaptık fakat buna uyacak mı? Evet şöyle bir açalım. Evet şöyle bir başka hisse senetleri ile ilgili. Evet şöyle bir Senepam hisse senedinin formatını diğer hisselerle karşılaştıralım. Öncelikle sönmez filament birinci örneğimiz olsun. İlgili formatı uyguladık ve hisse senedi 83,1 TL'ye doğru hareket ettiğini gözlemledik. Şuradaki yukarı doğru hareketi görüyoruz. Geçtik Sumaş Suni Tahta'ya benzer formatı uyguladık. Sumaş Suni Tahta ne şekilde hareket etti? O da 463 TL'ye doğru hareket ettiğini gözlemledik. Evet, MİA Teknoloji hisse senedine ilgili formatta uyguladık. MİA Teknoloji hisse senedi 81,05 TL'ye hareket etmiş. Nispeten diğerlerine nazaran daha sert bir şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Tarihi zirvesi 60 TL'lerden, yani tarihi zirvesinde %30, %40'a yakın şu an itibariyle yaklaşmış. Ve QNB Finans nispeten diğer hisselerine nazaran biraz daha yumuşak hareket etmiş. Fakat bu da %50 primini yapmış 200 TL'lerden 303 TL'lere hareket ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla Senepam hisse senedinden de beklentimiz önümüzdeki süreçte benzer hareketleri sergilemesi. Eş zamanlı olarak şirkette de sermaye arttırımı kararı var. SPK tarafından belirlenecek takvim bekleniyor. 157. gün portföy özetine baktığımız vakit portföyün büyüklüğü 424.102 TL. Tek seferde yüklü olarak hisse senedi alış yapmak yerine gün bazlı hisse senedi alış emirleri yatırımcıyı riskten koruyan unsurlardan. Tabii ki herkes kendi fikrine, kendi plana göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.